Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak, Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte, Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok, evde yok. Çatlar çatlar, kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Nazlı? Bulut? Bulut? İndirin beni. Ya indirsene. Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz. Ta-ta! Hoppa! Evet, sıkı duralım. Nazlı Fatoş Residence turu başlıyor. Dediğim gibi Bulut kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti, çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey. Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değilim. Cevabını bekliyorum. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam, her şeyi konuştuk ama... geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece. Sizinle. Kendine ait bir odan olacak. Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Biz geldik. Dayıcan, bak sana Nazlı'nın odasında
bir şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nansı rahatsız olmaz ki. Olmazsın değil mi Nansı? Buyurun. Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş? Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya. Merhaba. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Vazgeçmediğine sevindim. Dünden beri vazgeçirecek bir şey yapmadınız. Abi ben yine deviriyordum senin çöpü ya. Çok dar abicim orası. Deniz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yoldan Nazlı'yı buldum da. Hazır bulmuşken Bulut'u da ziyaret edelim dedim. Dayı, Nazlı mı geldi? Evet Bulut'cum, Nazlı ablan geldi. Ne yapıyorsun lan? Nazlı, aşağıdaki boş oda senin. Bir şeye ihtiyacın olursa İkbal Hanım'la konuş, tamamlasınlar. Bulut'un düzenli olarak fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Yalnız bir günü bir gününü tutmadığı için genelde zorlanıyoruz. Ama ben senin götürebileceğini ümit ediyorum. Fizik tedavi günleri dışarıda bir şoför sizi bekliyor olacak. İstediğin saat çıkabilirsiniz. Merak etmeyin, elimden geleni yaparım. Yap. Tedavinin dışarıda olması Bulut'un psikolojisi açısından çok önemli. İlk izleyici mi bunu? Bak bu kırmızı araba ne yapıyor biliyor musun sonunda? Hayır, anlatma. Bulut. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk bebek. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şuna bak ya. Nazlı'yı görünce nasıl canlandı fırlama? Nazlı, benim odamda kalabilirsin. Çok rahat bir koltuk var. Yatak da oluyor. Hem benim yatağımda benimle beraber de yatabilirsin. Nazlı'nın kendi odası olacak Bulut'cum. Aç mısın söyle bakayım. Sana böyle kocaman bir omlet yapayım mı? Ya tamam. Yanına? Meşerli ekmek. Oo şahane, çek. Kahvaltıya bin de yatsana. Sonra Bulut'la biraz oyun oynarız. Gel bakalım. Sen ne oyun oynuyorsun Deniz? Ben seni böyle enerjik bulmuşum, bırakır mıyım? Şirkete geliyorsun benimle. Yok abi, bir benim şu halime bak, bir de senin şu şiletliğine. Yani şirkete hayatta gidemem ben böyle. Pusula Holding buna daha hazır değil bence. Hadi hadi, yemezler. Kimse senden takım elbise falan beklemiyor. Deniz, konuşmamız gereken önemli konular var. Gerçi tatsız konular ama Zeynep ve Demir'in ardından. Yapacak bir şey yok. Hadi. Ve savaşlar başlamıştı. İki taraf da çok güçlüydü. Robotlar ve... Nazlı, biz çıkıyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Yazırık versene. Işınla kılıçlarla savaşıymış bu. Dayı bak, parmağım yerinden çıkıyor. Ha, aferin sana. İşte parmağım kopuyor. Bulut'cum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. Tamam yiyeceğim birazdan. Dayı biliyor musun, Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış. Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hatta çivi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunları da sana? Evet, hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını göstereceğim. Ben bu boşluğunu kaldırayım, pardon. Afiyet olsun.
düştü Bulut, Kenan. Demet'in Deniz'de olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet, sevmiş belli. Ne halısı yani, kan çektiyse. Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Bir hava almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Aman ya, vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım. Yavaş, Bulut'u uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Seni de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şömine bile var. Daha ne olsun? Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum, senin bir suçun yok. Evet, orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. Bulut. Korkma, korkma. Rüya mı gördün? Korkma. Nazlı, ben annemi istedim. Babamı istiyorum. Nazlı. İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemeğinizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence? Fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi. Normal. Yani fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek, hiç şüpheniz olmasın.
acıktın mı sen bu kadar ağlıyorsun? Gel, gel, gel. Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Nazlı of. Of, şimdi zile bassan Bulut uyanacak. Bir kez sevdasına ne hallere düştük ya. Merhaba. Siz de mi bahçedeki kedinin sesini duydunuz? Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de... Hazırlayabilirim, sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyleri. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım, kusura bakma. Ha, o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insanlık hali, oluyor böyle şeyler. Yok, karakol meselesinde değil, o konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken, Demet Bulut'un halası... Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a? Görsün. Efendim? Diyorum ki... Yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden Bulut halasını göremesin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı. Efendim Bulut'cum. Biliyor musun benim ta Avustralya'dan Demet halam gelmiş. Canım, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tanem? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Bumerangı da çok kötü atıyorsun bu arada. Kendim iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Birdenbire oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey. Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yakında duruşma olacak. Bulut'un halası
vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. Bunu da ben öğrettim. Hadi Nazlı. Sen de öpür de böyle. Ben de. Evet. Peki bunu siz istediniz. Mışıl mışıl uyuyor. Nasıl masum. Keşke hep böyle kalsa. Büyüyünce gidiyor bütün masumiyet. Sen insanoğlunun gerçekten masum olabileceğine inanıyor musun? Her zaman değil. Ama bir dönem evet. Çocukken mesela. Siz inanmıyor musunuz? Ben masumiyetin insanların uydurduğu bir aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Yani olduğu iddia edilen saflık aslında hiç kimsede yok. İçgüdüler ve tutkular insanları yönetiyor. En masum zannettiklerin bile bir gün tutkuların esiri olabiliyor. Dolayısıyla var olduğunu zannettiğin saflık aslında hiç olmamış oluyor. Çocukta bile mi? Çocukta bile. Şuna baksana, istediğini yaptırana kadar pes etmiyor. Bunun neresi masum? Yatıralım mı? Yatıralım. Gel bakalım canavar. Canavar seni. Bu pembe de buraya. Evet, doğru yapıyorsun. Aferin sana ya. Nasıl buldun onun yerini? Yerim seni. Hı? Aa dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk yakışıklı yeğenim benim. Dayı gel hep beraber puzzle oynayalım. Ama biraz sabretmen lazım. Önce bir üstümü değiştireyim, yemek yiyeyim falan. Sonra gelirim, olur mu? Tamam. Ama doktor amca bana aferin dedi. O zaman bu akşam ne istersen onu yaparız. Yaşasın. Hadi yapalım. Hemen geliyorum hemen. Tamam. Ferit Bey, bu akşam eve gidebilir miyim? Japonca kitaplarımı almam lazım. Yarın vesayet için ön duruşma var Nazlı. Bulut da gelmeliymiş. Hep beraber gitsek çok iyi olur. Rica etsem birkaç gün daha izin kullanmasan, yani ortalık duruluncaya kadar. Ben istersen Japonca kitaplarını aldırırım sana. Kalırım tabii, sorun yok. Kitapların da acelesi yok, daha sonra alırım. Aa, Nazlı hadi gel, çabuk. Bir tane daha parça buldum. Teşekkür ederim. Hadi gel. Artık uyusak mı acaba? Gözlerin yorulmadı mı? Yarın devam ederiz. Neden çok erken? Benim uykum yok. Ama çocuklar ne kadar çok uyursa o kadar çabuk büyür. Hey, hey, hey. Ne oldu? Annem de bana aynısını diyordu. Ya ne zaman gelecekler? Tamam. Canım benim. Ama annem böyle ağladığını görseydi çok üzülürdü. Hem bana da çok kızardı. Ben de çok özledim anneni. Babamı da özledim. İçini de özledim. Dayı. Ben bir daha onları göremeyecek miyim? Uslan bir çocuk olsam bile bir daha onları hiç göremeyecek miyim? Sen zaten çok uslu bir çocuksun Bulut. Annen de baban da bu kadar cesur davrandığın için gurur duyardı sende.
Merak etmeyin. Nazlı, ben dayımdan başka birinin yanında kalamam. Hiç merak etme. Dayın da seni başka kimseye bırakmaz. Bırakmam. Efendim, müvekkilim ve eşi toplumun saygın üyeleridir. Üstelik müvekkilim çocuğun halasıdır. Karşı taraf itirazında Demet Hanım'ın çocuğun babası Demir Bey ile yıllarca görüşmediğini ve Demir Bey'in kendisinin ve ailesinin müvekkilimle bir arada olmasını istemediğini savunmuşlardır. Oysa burada görüldüğü üzere Demir Bey ölümünden sadece bir gün önce Demet Hanım lehinde şirketten pay tesis edilmesini istemiş ama ömrü vefa etmemiştir. Efendim, bu belgeleri ilk defa görüyoruz. Ayrıca gerçekliği tartışmalı. Bu belgeler orijinal değil, fotoğraftır efendim. Ferit Aslan'ın müvekkilim Demet Önder'e yaptığı oyun apaçık ortada. Ferit Bey bu belgeleri saklayarak müvekkilimi yanlış tanıtmaya çalışmış, çocuk üzerinden şirket yönetiminde tek söz sahibi olmak istediği aşikardır. Efendim, müvekkilim ve eşi çocuk için ideal bir aile ortamı sağlayabilecek durumdadır. Ferit Bey tek başına yaşayan bir adamdır. Bu yaştaki bir çocuğu bakıcıların ellerine bırakması doğru değildir. Karar. Delillerin incelenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, bu süre zarfında Bulut Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir.